Türkiye'nin özellikle Merkez Bankası'nın verilerine göre 120 milyar dolar bir rezervi var deniyor. Açıklama geliyor. Diyor ki 120 milyar dolar değil, eksi 60 milyar dolar konumundayız diyorlar. Başta buradan gireceğiz konuya. Gerçekten Türkiye'nin kasasında 110-120 milyar dolar var mı? Yoksa bunu farklı şekilde mi gösteriyorlar uluslararası anlaşmalarla, finans kuruluşlarıyla? Eksi demeyiz. Buradan başlayalım. Evet. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervlerinde ya da kasasında paranın olup olmaması aslında bizim için borç ödeyebilme kapasitemizle ilgilidir. Evet. Yani bizim paramız varsa borcumuzu öderiz. Paramız varsa ithalat yaparız. Çünkü bize mal gönderen kişiler de o parayı tahsil edip ödemeyeceklerini, bizim bu parayı ödeyip ödeyemeyeceğimizi bakarlar. Evet. O yüzden ithalat ihracatta ihracatın ithalatı ne kadar karşıladığına bakılır. Borç verirken bizim varlıklarımızın, rezervlerimizin ne durumda olduğuna bakılır. Yani aynı şekilde bireyler arası ilişkiler gibi devletlerde, merkez bankaları da, bütün bankalarda aynı tavrı sergiliyor. Yani bir bizden bir borç istediği zaman öncelikle o borcun ödenip ödenemeyeceğini, sonra kendimizde o paranın olup olmadığına bakıyoruz. Yani bu, evet, bu sürecin işlemesi aynı şekilde merkez bankaları için de böyle. Ben Merkez Bankası'nda şu kadar paradan ziyade Merkez Bankası'nın borç ödeyebilme kapasitesinin olup olmadığına bakıyorum. Çünkü bu para orada olması başka bir şey. Ülkenin güvenilir olması, o parayı döndürmesi, borcunu ödeyebilmesi başka bir şey. Şu anki durum itibariyle Merkez Bankası böyle bir sıkıntı göstermiyor. Ancak bizim sıkıntılarımız başka yerde. Şu anda Türkiye özellikle 2020 yılından beri ciddi anlamda bir kuru para dediğimiz turizmden gelecek olan paraları biz kaybettik. Yani bizim geçen seneki itibariyle mesela 20 milyar dolar civarında bu anlamda eksimiz var. Evet. Bu sene Temmuz ayında en yüksek beklediğimiz sezon işte 10-12 milyar dolar civarında beklerken 2 milyarlık bir turist girişi oldu. Neden? Fransa, İngiltere bizleri o kırmızı listeden çıkarmadıkları için uçuş yasağı olunca doğrudan işte oradaki turistlerin biz gelmesini sağlayamadık. Rusya'dan, diğer bölgelerden bize turistler geldi. Yani bu 2 milyar da şu anda Türkiye'nin işini görmüyor ama Türkiye başka çıkış yolları da oluşturabilecek gibi görünüyor. Şu anda çeşitli alternatifler üzerinde çalışıyorlar. Hala da bölge ülkeleriyle, Suudi Arabistan dahil pek çoğuyla işbirliği içerisinde görünüyor. Katar, Azerbaycan zaten bizim eskiden beri birlikte çalıştığımız, hatta Rusya bile zaman zaman ekonomik anlamda birlikte hareket ettiğimiz ülkelerden birisi olmaya başladı. Ancak ülkeler arasında dostluk yok, çıkar vardır. Bu çıkar birinin menfaatine dokunduğu zaman öteki anında başka bir pozisyon alabiliyor. O yüzden merkez bankaları şu anda, yani bizim Merkez Bankası açısından söylüyorum, bir sorunumuz yok. Borcumuzu ödeyebiliyoruz. Evet. Yani peki, evet. Türkçe tabirle bunu Altakya Verkülah desek bile, evet, Türkiye şu anda borcunu döndürebiliyor. Evet, bu önemli, evet, bir şey. Evet. Yani şöyle, Altakya Verkülah dediğimiz zaman hakikaten ekonominin öyle olduğu algısı çıkar. Öyle isterseniz. Yok, hayır hayır. Ama desek bile dedin. Merkez Bankası dediğimiz zaman diyorlar ki işte yurt dışından borçlandı geldi. Merkez Bankası swap, o borçlandı. Swapları, evet, oraya koydu da. O, ya işte bu Altakya, ötekine de borç ödüyoruz. Verkülah diyoruz. Yani bu sistem böyle çalışıyor. Yani hiç kimse cebindeki nakit parayla işlem yapmıyor. Borçlanıyor, çeviriyor, onu veriyor, diğerini alıyor. Aynı siz, evet, de gayrimenkul yapıyorsunuz. Doğru, doğru, doğru. Adamın arabasını alıyorsunuz, nakitini aynen alıyorsunuz. Öyle. Bankadaki aynen miktarı, varlıklarını alıyoruz, daire varsa ondan sonra aynen daire veriyorsunuz. Doğru. Yani bu karşılığını sistemi alıyoruz. Evet, karşılığını alıyoruz. Sistemin sürdürülebilirliğidir. Nakdi veya aynı alıyoruz. Evet. Evet.